ABD Postkom'a hoş geldiniz. Bugün Kuraklar Değindiği filmi, Çatlak filmiyle uluslararası alanda birçok ödül kazanan ve en sonunda New York Columbia Üniversitesi'nin Dünya Su Filmleri Festivali'nden ödülle dönen Antalya'dan Mahmut Taş bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Mahmut Bey, bildiğim kadarıyla siz aslında yönetmen ya da senarist değilsiniz. Yani asıl mesleğiniz sinemayla ilgili değil. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu yola nasıl çıktınız? Evet, ben asıl mesleğim inşaat mühendisliği. Şu anda aktif olarak da inşaat mühendisliğini de yapıyorum sinemanın yanında. Tabii sinema benim çocukluk aşkım gibi bir şeydi. Yani çocukken çok hevesliydim sinemaya, film çekmeye, senaryolar yazmaya. Tabii Türkiye'deki şartlardan dolayı ailem çok sinema okumamı istememişti. O yüzden dolayı hep böyle bir mühendislik, daha sayısal bilimler üzerinden bir öğrenim okumamı istemişlerdi. Dolayısıyla mühendislik okuduk. Ama içimdeki böyle sinema hiçbir zaman bitmedi. Ve yıllar sonra tekrardan bir 6-7 sene önce falan, 7-8 sene önce pardon, 2015'ten sonra kendi kendime bir şeyler yapıp üretip sinemaya başlayabilirim diye düşünüp bu yola başladım ve 1-2-3 derken 4 tane kısa film çektim. Bir eğitim aldınız mı peki adım atmadan önce bu sektöre? Üniversite eğitimi almadım fakat çeşitli kurslara katıldım, eğitimler aldım, sertifikalar aldım. Ama daha çok kendi kendimi geliştirerek devam ettim. Üniversite eğitimi almadım ama. Anladım. Ya sizin gibi hayallerinin peşinden gitmesini istediğim insanlara örnek olmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten böyle aileleri işte hani klasik meslekler var ya, doktorluk, avukatlık, Evet. mühendislik, mimarlık. Hani bunlar daha değer gören meslek grupları olduğu için birçok insan yeteneklerini köreltip böyle mesleklere kayıyor. İçindeki ukde bir türlü gerçeğe dönüşmüyor maalesef. Siz çok güzel bir şey başarmışsınız. Bu çatlak filmi kuraklığı ele alıyor. Siz de Antalya'da yaşıyorsunuz ailenizle birlikte ve galiba kızınızı oynatmışsınız. Küçük kızınızı Evet. oynatmışsınız filmde. Bu üçüncü filminiz miydi? Evet, bu üçüncü filmimdi. Bundan sonra bir tane de Özbekistan'da çekmiştim, dördüncü film olarak. Anladım. Bu filmle ilgili biz Antalya'da çekim yaparken, yani Antalya'da son yıllarda özellikle 5-10 yıl arasında kuraklığı ciddi anlamda artık hissediyoruz. Eskiden kışları çok yağmur yağardı. Antalya'yı bilenler bilir. Eski Evet. zamanlarda bazen 3 gün, 4 gün, bir hafta hiç durmadan, ben çocukken hiç durmadan yağmur yağdığını hatırlarım mesela. Yağmuru bayağı şiddetlidir Antalya'nın, biliyorum. Ama şu anda mesela yağmurun yağma süresi 2 saat. Bilemedin 3 saat ardından duruyor, güneş açıyor. Tekrar sıcaklar başlıyor. Belki 1-2 saat daha tekrar yağıyor. Bunlar kış vaktinde oluyor mesela. Bu da dolayısıyla kuraklığı ciddi anlamda etkiliyor. Yani gerçekten çok hissediyoruz yani. Yazlar çok kurak geçiyor zaten. Kışın da yağmur yağmıyor. Yağmur yağmayınca tabii tüm su kaynakları hepsi kuruyor. O filmimde geçen dış mekan sahnem de zaten kuruyan bir göl. Eskiden orası bir gölmüş ama şu anda hiçbir su kaynağı olmadığı için kurumuş Çatlak bir halde. toprak parçasına dönüşmüş. O görüntüyü herkes bilir. Ben de ekrana koyacağım zaten. Hani toprak öyle bir susuz kalmış ki çatlak çatlak. Siz de filminizin adını o yüzden çatlak olarak doğru Aynen. seçim olmuş. Kurmuşsunuz. Peki öncesindeki iki filminizi de böyle festivallere göndermiş miydiniz? Onlar bir başarı elde etti mi? Tabii gönderdim diğerlerini de. Benim filmlerim genelde toplumsal konulara odaklı filmler çekmeye çalışıyorum. Bir önceki filmimde E Mutluluk isminde bir film vardı. Orada da dijital bir dünyada 2038 yılında hapsolmuş herkesin bilgisayar başında çalıştığı, yaşadığı, tek bir evin içerisinde hiçbir yere çıkmadığı bir dünyayı anlatmaya çalışmıştım. Orada da yaklaşık bir 15-20 festival arası yani tüm dünyada gösterim aldı o filmde. Çok güzel. Şimdi Bu bu şekilde devam ettik.
Festivalleri prosedürden biraz kısaca bahsedelim ki izleyenlerin kafasında şekillensin. Her canı isteyen o festivalde yer alamıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Önce bir ön eleme süreci oluyor. Siz filminizi gönderiyorsunuz heyete. Nasıl işliyor süreç? Tabii ki zaten artık dijital dünyada olduğumuz için her şey bilgisayar başından, başvurular bile bilgisayar başından alınıyor. Kolay bir şekilde tabii birkaç web sitesinde bu festivallerin gösterildiği siteler var. Oraya filminizi yükleyip istediğiniz festivale başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii böyle olunca, çok kolay olunca başvuru, tabii binlerce başvuru alıyor festivaller. Çok zor oluyor yani. Atıyorum 3.000, 5.000 tane başvuru alan festivaller oluyor. Tabii onların arasından toplasan bazı festivaller 10, 15, 20, maksimum 20, 30 tane filme anca gösterimi alıyorlar. Onların arasından anca 5-6 film finale kalıyor. Yani 3.000, 4.000, bazen 5.000 filmin arasından biz son resmi seçkiye girdiğimiz birçok festivalimiz oldu yani. Sizin ilk iki filminiz de yani festivallerde gösterildi, değil mi? Evet, evet, evet Bu gösterildi. üçüncü filminiz de, yani demek ki gerçekten bir cevher var sizde. Tebrik ediyorum. Gurur Çok duydum teşekkür Türk ederim. olarak. Ama bu üçüncü filminiz bayağı büyük başarılara imza attı. Galiba 30'un üstünde ödüle layık görüldünüz. Aynen, ya şu anda bir 40'a falan yaklaştı ödül sayımız. Tüm dünyada da 200'ü aştı resmi seçkisinde yer alıp gösterim seçkisi kapsamında gösterilen festival sayısı 200'ü geçti yani Çok tüm güzel. dünyada. Peki siz şu an o zaman ülke ülke geziyorsunuz, davet alıyorsunuz Evet. festivallere. Kızınızı da Bir götürüyor musunuz? kızımı birkaç yere götürdüm. Özbekistan'a gittik beraber. Orada bir ödül almıştık. Hatta orada ben dördüncü filmimi de orada çektim. Onlar bizi davet etti. Yeni bir senaryo yazıp Özbekistan'a gidip kızımla beraber 15 gün orada yeni bir film çektik. Ardından yine çatlak filmimizle en iyi ekoloji filmi ödülünü kazandık orada. Peki, Tabii Türk buyurun, beraber fırsat devam edin. oldukça beraber de gidiyoruz onunla, kızımla Anladım. da. Onu oynatma fikri nasıl gelişti? İlk filmlerinizde de oynatmış mıydınız? Yok, hayır, oynatmamıştım. İlk filmlerimde zaten çocuk oyuncu yoktu hikayelerimde. Şimdi bu filmimde bir çocuğa rol verip onun üzerinden yürümek isteyince tabii şöyle düşünmüştüm. İlk önce ben yapabilir mi diye düşündüm. Sonra üzerinde biraz çalıştık falan. Ama ilk önce o da tabii biraz istemedi. Yani ilk etapta tamam oynar mısın Azra'cığım dediğim zaman ben oynayamam dedi. Tamam dedim. Tamam dedim. Sonra ben de arayış içine girdim. Bu sefer bir arkadaşımın çocuğu vardı. Dedim ki Azra'cığım ben bu arkadaşımın kızını oynatmak istiyorum. Bak filmimiz de çok güzel film olacak. O arkadaşımın kızı da çok ünlü olabilir. Ne dersin dedim. O da bunu duyunca tamam dedi. O zaman ben de oynayabilirim. Öyle. Öyle başladık yani. Tabii zor oldu biraz çekimler falan da. O dış mekandaki çekimler çok zor oldu. Yani Güneşin altında. İki evet. gün, 3 gün boyunca koşturduk falan. Ama Azra'yı da tebrik ediyorum burada. çok Peki teşekkür ederim. siz şimdi geçtiğimiz hafta New York'taydınız, değil mi? Evet. Columbia Üniversitesi'ndeki Dünya Su Filmleri Festivali'ne de katıldınız ve orada da ödül aldınız. Biraz o süreçten bahseder misiniz? Yani şöyle mi oluyor? Siz bir festivalde diyelim gösterildi, daha sonrasında o film festivalleri o ekipler tarafından mı yönlendiriliyor, yoksa yine siz mi başka festivallere başvuru yapıyorsunuz? Tamamen kendimiz başvuru yapıyoruz. Yani atıyorum birçok festival var tüm dünyada. Mesela ben özellikle iklim değişikliği, kuraklıkla ilgili festivallere özellikle başvuru yapmaya çalışıyorum. Yani binlerce festival var belki dünyada. Her birine başvurma şansımız zaten yok. Ama ben özellikle iklim değişikliği, çevre, suyla ilgili sıkıntılı ve bununla ilgili film arayan festivaller ağırlıklı oluyor. Ben onlara özellikle filmimi yollamaya çalışıyorum. Tabii yolladıktan sonra onlar resmi seçkiye alındığımı bildiriyorlar ya da bildirmiyorlar. Her festivalden de davet almıyoruz tabii ki. Filmimi beğenen, değer veren festivaller çağırıyor, davet ediyorlar. Biz de o dolayısıyla New York'a geldik.
Benim de ilk gelişimdi Amerika'ya. Çok heyecanlı bir süreç oldu yani. Ödül de sürpriz oldu. Çok da beklemiyordum Neden? aslında. Gerçekten çok şaşırdım yani. İlk gelişimdi, belki ondandır bilmiyorum. Yani Amerika'daki o, New York'taki o heyecan içerisinde çok böyle bir beklememiştim. Ama böyle bir ödül alınca çok mutlu. En iyi film seçildiniz değil mi o festivalde? Aynen. En iyi Best Narrative Short Movie, en iyi yaratıcı drama ödülü aldık. Bravo. Peki nasıl buldunuz Amerika'daki ortamı? Çok güzeldi. Herkes gerçekten çok yardımseverlerdi. Çok yani o ortamda olmak bile çok harika bir duyguydu. Zaten festivale gelen tüm katılımcılar hepsi bir amaç uğruna gelmişti. Yani kuraklıkla ilgili, iklim Evet. değişikliği ile ilgili, filmlerle ilgili. Çok güzel arkadaşlıklar edindik orada, dostluklar edindik. Çok güzel bir festival deneyimi oldu benim için. Bravo. Peki hani Amerika ile ilgili bir film çekmeyi düşünür müsünüz acaba? Mesela malum göç, Türkiye'den çok fazla göç var. Belki kafanızda öyle Evet. de konu oluşmuş olabilir. Olabilir. Hatta şeyi de duymuştum. Yani Amerika hakikaten özellikle Türkiye'den de çok fazla göç alıyormuş. Yani çok fazla çalışan, orada mülteci olarak gelen bir şekilde orada çalışmaya çalışan insanlar varmış. Tabii neden olmasın? Öyle bir konuyu da düşünebiliriz. Çekmek isterim tabii ki yani. Evet, o zaman hani O da ilginç bir konu olabilir. festivallerde de daha çok adınızı Olabilir tabii, duyurabilirsiniz. inşallah. Peki Özbekistan'daki filmin konusu ne? Yeni bu son çektiğiniz filmin. Onun konusu şöyleydi aslında orası. Şimdi ben bu çatlak filmimi onlara festivallerine göndermiştim. Onlar da filmi çok beğenince beni ülkelerine davet ettiler. Tabii onlar bir proje geliştirmişlerdi. Projede şöyle bir şey vardı. 30 ayrı ülkeden 30 ayrı yönetmen ülkemize gelsin ve 30 ayrı lokasyonda 30 ayrı film çeksin. Böyle bir proje yapmışlar. Çok Ve güzel. Türkiye'den de beni seçtiler. Ha. Çatlak filmimle beraber. Ve bana dediler ki bir senaryo yazacaksın, bize göndereceksin. Ben de tamam dedim. Ben oturdum, senaryomu yazdım yeni baştan. Başrolde yine kızım Azra oynadı. Onu da aldım Evet. yanıma. Onu da aldım yanıma. Bir baba kız hikayesi yazdım orada. Orada da hikayem şuydu. Türkiye'ye gelip, aslında bir göç hikayesiydi o da. Türkiye'ye gelip yıllarca çalışmış bir Özbek bir baba burada evlenip çocuğu oluyor ve çocuğuyla tekrardan ülkesine geri dönüş hikayesi Ha, aslında. çok güzel. Orada Özbek kültürü ve Türk kültürünün birbiri içerisine harmanlandığı bir film yapmak istedim. Çok güzel. Peki şimdi çatlakta aldığınız uluslararası ödüllerden örnekler verebilir misiniz? Hangi ülke, Tabii. hangi festivalleri? Tabii. Yani Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali'ydi. Sırbistan'da 12. Silav Uluslararası Film Festivali'ne katıldık. Orada ödül aldık. İspanya'da 32. Memorial International Film Festivali'nden ödül aldık. Amerika'da bir 8-10 tane ödülümüz var oradan da tekrardan. Ha, yani Kolombiya dışında Amerika'da başka ödüller Tabii de var. tabii. Tabii orada da var. Yani zaten 40 ödülün belki 15 tanesi falan Amerika'dandır. Oo, hangi festivaller bu Kolombiya dışında? NAFCO Film Festivali diye bir festival vardı. Orada bir ödül almıştık. 19. Accolade Global International Film Festivali'nden ödül almıştık. Başka hatırladım. O Hatırladım kadar genel çok olarak. ödül var ki Evet. hatırlayamıyorsunuz artık. Evet. Peki ileriye dönük mesela uzun metrajlı film çekmeyi de planlıyor musunuz? Bayağı bir tecrübe Evet. durumdasınız ve Şu anda hayalim o zaten. evet. Amacım da o aslında. Biraz da o yolda ilerlemek istiyorum artık. İnşallah. Hatta ben New York'a gelince aslında insanlarla tanışıp daha çok böyle bu işler biraz da ağ ve insanları tanımakla alakalı aslında. Yani ne Evet. kadar çok insan tanırsan, sana destek olacak insan bulabilirsen o derece daha başarılı olabiliyorsun. Doğru. Ben de orada insanları tanımak için biraz girişimlerde bulundum. Tabii daha çok gidip gelmem gerekiyor. Birkaç gelmeyle bu işler çok olmuyor. Ama şu anda ben bir senaryo üzerinde zaten çalışıyorum. Yani
destek alabilirsem, bakanlıktan olsun, başka dış festivallerden olsun, seneye falan bir uzun metraj film çekme gibi bir düşüncem var. Bakalım. Yine Azra'yı Azra da başrolde oynayacak tabii, kızın. yakında. Evet. Çok bravo. Oyuncular ısındı o da bayağı. Tabii, o da bayağı eğitim de aldırdım ben ona zaten. Oyunculuk Aa, eğitimi de aldı. çok iyi. Aynen. O yüzden yani ben çocuklarla ilgili hikayeler aslında beni çekiyor. Benim iki tane kızım var. Bir de Azra'nın küçüğü var. Azra 10 yaşında, diğeri 3 Allah razı yaşında. Yani benim hikayelerim ya da yaptığım şeyler genelde çocukların etrafında dönüyor. Yani herhalde çocukların içinde olduğum için olsun. böyle bir şey oluyor. Bilmiyorum. Hep senaryolarım ve fikirlerim o yönde gidiyor yani. Peki size maddi bir getirisi oldu mu şu ana kadar filmlerden aldığınız ödüllerin Yani başarının? festivallerde yani ödül alıyoruz ama çoğu maddi olmayan ödüller oluyor. Tabii birincilikler. Ama onun dışında da aldığım ödüller oldu tabii. Almanya'dan, Hollanda'dan, başka ülkelerden parasal ödüller de kazandık. Destek de vermeleri gerekiyor bu alanda. Yani siz şu anda bence kısa metrajlarla bu kadar ödül alarak bu sektöre ısınmış durumdasınız ve ödülleriniz sizin için çok büyük bir referans. Uzun metrajlıyı yaptığınızda da bence kolayca yolunuz açılacaktır diye umut ediyorum bu sektörde. İnşallah bakalım. Biz de umut ediyoruz. Yani onun için çalışıyorum, çabalıyorum zaten. Yazıyorum, ediyorum, insanları tanımaya çalışıyorum. Bir de Bakalım artık bakmışsın kısmet. Oscar'da ilk defa yabancı film Oscar'ına aday, belki de sizin filminiz olmayı başarır. Neden olmasın? Neden olmasın? Ben 10 sene önce şu anda bu konuşmayı hayal edemezdim. Yani hayal ediyordum aslında ama yani imkansız gibi duruyordu. Ama yıllarca ben Evet, çalıştım, çabaladım. Yani hiç yoktan, eğitim almadan, bir üniversitesine bölümünü okumadan kendi kendime çabalayarak bir yerlere gelmeye çalıştım. Ama 7-8 senenin sonunda, son 2 yıldır artık o çalışmalarımın ve azmimin meyvelerini yeni yeni toplamaya başladım. Yani hiçbir şey aslında şey değildir. Yani imkansız diye bir şey yoktur yani. Olabilir, neden olmasın yani. Günün evet birinde bence Oscar de. da alabiliriz yani. Yani neden olmasın? Neden Oscar olmasın yani. almak belki çok daha ütopik ama en azından bir Türk filmi artık hani o 5 filmin içinde aday gösterilsin yani, değil mi? En iyi Evet, yabancı evet. film. Mesela Hindistan bunu çok güzel başarıyor. Şimdi mesela Evet. bu sene müzik dalında da ödül aldılar, en iyi film müziği dalında. Ama ya istiyorum ki hani bir Türk filmi de artık gerçekten en iyi yabancı film Oscar'ına en azından aday gösterilebilsin. Hani aday adaylığını aşıp artık bir aday olsun yani. Gerçekten Aynen, çok aynen. istiyorum. Hani Ya hepimiz çok istiyoruz. Yani aslında bir Türk filmi orada olduğu zaman hepimizin eli güçleniyor. Ya da evet. yani biz sinemacılar olarak atıyorum bir filmimiz ödül almışsa, bir yerlere gelmişse ondan gurur duyuyoruz Tabii. yani. Cannes'da ya da başka festivallerde her gösterilen filmden gurur duyuyoruz. Keşke daha çok filmler gösterilse orada. Bu sefer mesela gidip oraya konuştuğun zaman oradaki festivaldeki diğer yönetmen arkadaşlarla seni daha çok tanıyorlar. Atıyorum bir Türk filmini biliyorlarsa orada ya da bir Türk yönetmeni tanıyorlarsa daha iyi iletişim kuruyorsun insanla. Yani misal biz Amerika'daki bütün ünlü yönetmenleri, filmlerini falan biliriz. Gittiğimiz zaman onların sohbetlerini yapıyoruz. Neden bir Türk yönetmenin sohbetlerini yapmayalım oraya gittiğimiz zaman? Değil Atıyorum mi? şurada şu filmi çekmiş gibi sohbet etmeyelim size. Yani Bu evet, tarzdan bir şeyler. Türk sineması maalesef hani sinema sektöründe Türkiye çok geri planda kalıyor. Hani ben bir İran sineması ben mesela o benim çok ilgimi çeker. İran filmlerini gördüğüm zaman deniyorum ki Avrupa Amerika'da seviyor ama Türkler nedense bu alanda çok geri kalmış durumda. Ama dediğiniz gibi bazı bağlantıları da kurmak gerekiyor. Yani biraz kulis lobi yapmak, iyi ilişkiler kurmak, bunlar çok çok önemli. Allah'tan hani Nuri Bilge Ceylan gibi tanınmış yönetmenlerimiz de çıktı ama daha ileriye gitmesi gerekiyor bu işin. Ya yani inşallah sizin de yolunuz açık olur dediğim gibi. İnşallah. Belki de bakıyoruz Oscar'dan bir gün gelmiş.
Türk filmi en iyi film, en iyi yabancı film dalında sizin filminiz aday olmuş. Neden olmasın? Bu anı da hatırlarız belki bir gün. Kesinlikle. Neden O olmasın? ABD Posta konuşulmuştu diye gerçekten bilmiyordum. Peki sizin gibi böyle hani çocukluğundan beri içinde ukde kalmış ama bir türlü cesaret edip başka işlere kaymış ama cesaret edip de harekete geçemeyen gençlere ya da yaşını almış insanlara neler tavsiye edersiniz? İlk önce aslında olay hayal kurmakla başlıyor, biliyor musunuz? Yani bir şeyi hayal etmeniz lazım ya da bir şeyi çok istemeniz lazım. İstediğiniz zaman ve o istediğiniz yol doğrultusunda çalıştığınız zaman bir şekilde yol size görünüyor ve siz çalışıp çabalarsanız o yolun sonuna gidiyorsunuz. Hani o yolun sonunda güzel bir hayaliniz varsa ve onun için elinden geleni yapıyorsa insan muhakkak emeklerinin karşılığı bugün olmasa yarın alıyor. Ben bunu gördüm yani yıllarca. Yani film çekmek ya da film dışında hangi konu olursa olsun insan bir şey isterse her şeyi yapabilir. Yani yeter ki istesin ve o yolda çabalasın. Yani o yolda bir emek verip çabaladığın zaman bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa diğer gün muhakkak insan bir yerlerde bir şeyler yakalıyor yani. Ben bunu gördüm ve pes etmesinler. Ya Yani çalışıp çabalarlarsa her şey olabiliyor. evet, ataletten önce hayal etmek, sonrasında inanarak atalet halinden çıkıp harekete geçmek ve çabalamak pes etmeden. Peki Aynen. siz hani nasıl oldu? Kendi inşaat firmanız mı var yoksa bir yerde mi çalışıyorsunuz? Önce bir yerde çalışıyordum. Şu anda bir kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum pandemiden sonra. Ama inşaat sektörünün içindeyim hala. İçindesiniz. İnşaat bir yandan, işte sinema bir yandan. İşte Böyle yavaş yavaş gidiyoruz yani. çocukluğunuzdan beri içinizde bir hayaldi. Hep adım atmak istiyordunuz. Hani bir gün ne oldu, nasıl karar verdiniz ve ilk adımı nasıl attınız? Ben de şöyle oldu olay. Şimdi inşaat sektörü çok stresli bir iştir aslında. İnşaat mühendisliği, inşaat sektörü. Çünkü sürekli bir problem vardır inşaat sektöründe ve o problemi çözmekle uğraşır bir mühendis insan. Şimdi bir gün ben de böyle bir çok stresli bir anımda böyle düşündüm. Yani hayat stresli, her şey stresli ve benim bu stresten kaçacak bir şeyler yapmam gerekiyor. Yani kendime yeni bir meşgale, yeni bir hobi bulmam lazım. Yoksa o stresin içinde iyice böyle işkolik olmaya doğru gidiyordum yani. Sonra dedim ki kendime bir hobi bulmalıyım. Zaten ben sinemayı çok seviyorum. Sürekli filmler istiyorum. Sürekli çocukluğumdan beri yönetmen olmak istiyorum. Dedim ki ben bu hobimden ilerleyeyim dedim. Öyle düşündüm ve ilk adımı öyle attım. Kendime bir kamera aldım, birkaç kursa gittim, araştırmaya başladım. Filmlerin nasıl çekildiğinin arka backstage'lerini izlemeye başladım. Böyle adım adım ilerleyerek. Hızlı değil ama çok yavaş ilerledi tabii bir süreç. Çok hızlı ilerlemiyor. Yani 2015'te başladım. Ben ilk filmi 2018'de falan çekmiştim. Tabii kolay Yani gerçek. olmuyor. Tabii kolay olmuyor. Bir de ben sektörün dışında olduğum zaman kimseyi de tanımıyorum. İlk başladığım yıllarda kimseyi tanımıyorum. Sektörden bana yardımcı olabilecek hiçbir arkadaşım yok, oyuncu yok. Ben de böyle araştırarak kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bu bilinmemezlik bile benim hoşuma gidiyordu. Çünkü o stresten kaçıyordum. Yani o iş stresi dışında böyle düşünecek başka bir konu bulduğun zaman insan daha mutlu oluyor. Yani çünkü sinema farklı bir konu. İnşaat bir yandan, stres bir yandan. Bazen arabada giderken bile, işe giderken bile ben aklımda senaryo yazıyorum. Acaba şu sahneyi nasıl çektim? Acaba şunu nasıl yaptım? Aa, çok güzel. Beni İnsanın motive eden şey bu oluyordu yani. hayatın o stresinden koparıp başka bir aleme götürdüğü için amatör ruhla Aynen. yapınca daha güzel gerçekten. Yoksa aslında Bir de bu da sizin mesleğiniz olsa bir yönetmenlere de sorsanız kim bilir ne stresleri vardır aslında, değil mi? Bir o şeyi da başka bir. bitirmek, verilen tarih, sözleşmedeki tarihe uymakla ama böyle amatörce aheste aheste yapınca insana zevk veriyor tabii ki. Peki Aynen. İlk filmi böyle hani gönderdiğiniz bir festivale, yani daha doğrusu filmlerinizi her yeni festivale gönderdiğinizde ne hissediyorsunuz? Nasıl ya? Ya da ilk böyle kabul gördüğünde ne hissetmiştiniz? Ben ilk filmimi çektiğim zaman ilk filmimde tabii oyuncum yoktu. Ben kendim oynadım ilk filmimde.
Kameramı hatta her şeyimi ayarladım. İşte birkaç arkadaşım geldi falan. Kendim oynayayım dedim. Kendim oynadım, ettim, kurguladım. Her şeyi bitirdim, festivale gönderdim. Sonra 10-15 gün sonra cevap geldi. Bu film olmamış dediler. Yani beğenmediler. Ama ben pes etmedim. Aslında pes etmemek de çok önemli. Evet, Yani ben orada doğru. bırakabilirdim aslında. Tamam olmamış. Demek ki benden olmuyor ya da ben bu işi yapamıyorum diyebilirim. Sonra onlardan geri bildirim istedim. Tamam, filmi beğenmediniz ama neden beğenmediniz? Bana bir anlatır mısınız diye bir mail attım. Onlar da yazmışlar, işte şurada şu hata var, şurada şu saniyede şu problem var, işte şurada açılar problem, şurada ışık problem, şurada ses patlamış gibi. Tabii ben o hataları aldım, özümsedim ve artık o hataları yapmamak için üzerine gittim ve ikinci filmi çektim. Yani üzerine koyarak devam ettim her zaman. İlk filmimde olmadı dedikleri zaman bırakabilirdim ama Evet. bırakmadım. Aslında bırakmamak çok önemli bir şey. Evet. Yani pes etmemek lazım. Peki Pes etseydim şu anda olmazdı yani. hadi. Buralara giremezdik. İkinci filmi denediniz festival. Aynı festivale gönderdiniz mi peki? Yok, bu sefer başka festival için çektim ben onu, ikinci Tamam. filmimi. Onlar da beğenmediler ilk önce. Ya o festival beğenmedi. Sonra ben başka festivallere gönderdim onu. Başka festivaller şu anda 15-20 tane festival gezdi o filmimde. Diğer festivaller çok beğendi mesela. Ödüller aldık o filmle Renkler de. ve renkler tartışılmıyor. Yani aslında Tabii. hani pes etmemeniz de burada çok önemli bir kıstas gerçekten. Hani bu yola çıkmayı düşünenlere bu da çok büyük bir öğüt. Sonra mesela Çatlak geldi. Hani üstüne koya Aynen. koya gerçekten asıl başarıyı orada yakaladınız. Evet. Hatta şöyle bir şey de anlatayım size. İkinci filmimde E-Mutluluk isminde filmimdi. O filmimde işte dijital bir dünyada hapsolmuş bir adamın hikayesiydi bahsettiğim. O filmimde çok felsefik bir film yapmıştım aslında. Çok diyaloglu bir filmdi. Yani adamın kendi kendine konuşması, bir robotla konuşması, kendi kendini sorgulamasını içeriyordu. Gönderdiğim festivallerden birinin işte festival direktörü bana şöyle bir eleştiri yapmıştı. Çok fazla diyalog var. Sonra ben ya düşündüm yani aslında ben seviyorum filmi. Hala daha çok severim mesela o filmi. Diyalogları falan çok güzeldir mesela bence tabii ki. Çok fazla diyalog var deyince ben şöyle bir duraksadım. Sonra çatlağa çektim. Çatlak filmin tamamen diyalogsuz. Evet. Hiç diyalog yok orada. Biraz daha evrensel bir dil oldu aslında diyalog olmadan. Yani çünkü Hindistan'da da gösterildi, Şili'de gösterildi. Yani dünyanın çok birçok ülkesinde gösterim aldı. Yani insanlar izleyince söz olmadan sadece görüntüye bakarak Evet. tak 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 her şeyi anlayabiliyor. Belki de başarının kaynağı biraz da bu oldu yani. Olabilir. Diyalogsuz olması. Peki bu festivallerden hani kabul görmek nasıl hissettiriyor size? Hadi, ya bir de ödül kazanmak. Üçüncü filminizde böyle hani demek ki bir şeyleri başarmaya Tabii başlamışsınız. tabii. Nefret ediyorsunuz. Çok heyecanlı oluyor. Hatta ilk zamanlarımı anlatayım size. İlk Çatlak filminin işte başarı haberleri geldiği zaman. Mesela Amerika'da saat farkından dolayı genelde mesela maille ulaşıyorlar ya. Evet. Gece 12, 1, 2'de mail geliyor. Saat 2'de uyurken bir bakıyorum ki bir mail gelmiş. Bakıyorum ki işte bir yerde resmi seçki almışız. O saatten sonra bir de uyuyamıyorsun zaten yani. Giriyorsun festivale bakıyorsun acaba nerededir, nasıl almıştır falan filan. İnanılmaz mutluluk verici bir duygu oluyor. Yani bu heyecanlar böyle parayla da satın alınabilecek şeyler değil zaten. Kesinlikle. Çok heyecanlı, çok mutluluk verici duygular oluyor. Bir anda bir mail görüyorsun, ödül aldığını görüyorsun ya da resmi seçkiye girdiğini görüyorsun. Bir bakıyorsun seni davet etmişler, kendini New York'ta buluyorsun gibi. Değil Yani mi? bu çok heyecan verici, mutluluk verici duygular yani. Çok heyecanlanıyorum her seferinde. Peki festivaller sizin masraflarınızı karşılıyor mu uçak ve konaklama gibi? Ya kısmi bazı festivaller karşılıyor. Gittiklerin bazıları karşıladı. Bazıları atıyorum konaklama ve yeme içme masraflarını karşıladı. Bazıları uçak masraflarını ben kendim karşıladım. Yani Anladım. değişken oluyor. Festivalin bütçeleri herkesin farklı farklı oluyor. Ben de elimden geldiğince gücüm yeterse gitmeye çalışıyorum. Çok iyi. Yetemezse yapacak bir şey olmuyor. Peki Duruma göre değişiyor.
Böyle unutulmaz, yani en böyle unutulmaz hissettiğiniz bir anınızı anlatabilir misiniz? Çok güzeldi bu duygu dedirtecek. Mesela biz Özbekistan'da ödül alırken ödül gecesinde canlı yayına çıktık orada Özbekistan TV kanalında. Çok büyük bir festivaldi zaten. Orada Luc Besson'la tanıştık. Aa. Aynen orada o da vardı. Tüm dünyadan ünlü yönetmenler oradaydı. Gerard Depardieu'nun ellerinden ödül aldık mesela. O Aa. çok unutulmaz bir an olmuştu bizim için. Ya Azra ile gerçekten beraber orada. ayakta alkışlıyorum. Çok çok tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok İnşallah teşekkür ederim. hayalleriniz neyse gerçek olsun. Hani uzun metrajlı film ve gerçekten belki de Oscar adaylığını başarırsınız. Çok İnşallah. çok teşekkür ederim Eklemek inşallah. Çok istediğiniz teşekkür son bir ederim. şey var mı acaba? Yok çok teşekkür ediyorum yani bu davetiniz için, bu röportaj için. Çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Sizler İnşallah de tekrardan New mutlu York'a olursunuz. gelmek istiyorum. Bakalım kısmet olursa İnşallah orada da görüşürüz. orada da görüşme şansımız olur. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.